the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Bir söz var. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, gönlünüzden sevgiyi hiç eksiltmesin. Gerçekten ne kadar, ister azıcık, ister çok. Ve bu sevgi yüreğinizde varsa, yüzünüzde de yüreğinizden gelen bir gülümseme varsa, hem kendi adınıza mutlusunuz, hem çevrenizdeki insanlar açısından bir şans kaynağısınız. Yani ne mutlu ki etrafımda böyle insan veya insanlar vardır. Bu programa başlarken böyle bir ölçtüm pozitiflik derecemi. Yüksek, mutlu muyum? Yüksek. Olumsuzlukları kenara süpürdüm mü? Süpürdüm. Her şey güzel başlar mı? Başlar, niçin başlamasın? Aslında hayat bir çemberdir. Bir yerden başlarsınız, turu atarsınız, oraya gelirsiniz. Tecrübe biriktirdiğiniz için bir sonraki tur daha kolaydır. Üçüncüsü daha kolay ama şunu da bileceğiz ki hayat sürprizleriyle vardır. Ben ezberledim hayat artık. Benim ayağım takılmaz, ben düşmem. Yoktur. Ve insanın ayakta olmasının en büyük keyfi, en büyük lezzeti düştükten sonra ayağa kalkmaktır. Hep ayakta olsanız, hiç düşmeseniz, dizinizde, dirseğinizde, alnınızda yara olmasa siz nesiniz ki? Demek ki siz hayatta bir şey yaşamadınız. Bugünkü konuğum çok sevdiğim, yani bu söyleyeyim yani geçsin kayıtlara, biz Kıbrıs insanları kuyunun dibindeki kurbağa gibi yaşadık. Evet. Gökyüzü ne kadardır? Kuyunun ağzı kadar. Olur mu? Neden? Çünkü bakar garibim kurbağa yukarıya, o kadar görür. Halbuki dünya yaşadığınız kadar, ulaştığınız kadar sizindir. Nereye kadar giderseniz ve dokunursunuz, elinizde o dokunduğunuz yerlerin hissiyatları vardır. Bizim insanımız bu bağlamda biraz sıkıntılı. Denizin ötesine karşı denildi yıllarca önce. Uzakları keşfetme konusunda toplum genelinde bir cesaretsizlik oldu. İstisnalar hariç. İstisnalar hariç. Cesur insanlar bırakıp kaçanlar değil, dünyayı keşfetmek için yola çıkanlardır. Ve o yola çıkan insanların çocukları da zorluklarla gittiler. Biz memleketimizde yokluk yaşadık, zorluk yaşadık ama gittikleri yerlerde onlar yoktu. Ama onlar bu memleketin zorluklarını ve sıkıntılarını yaşadılar. Sene 1953, bir anne, iki eli, diyeyim hadi birini kucağına aldı, bir sağ elinde, bir sol elinde, üç çocuğuyla yola çıktı. İngiltere'ye gitti, Londra'ya. Farklı bir dünya, çocukları içinde, kendileri içinde. Ve orada baba daha önce gidip bir noktada keşif yapmış gibi. Orada başlayan bir hayat var. O çocukların yaşama tutunmaları var. Tabii ki genetiklerinde yetenekleri de vardı. Ben yeteneğin DNA'dan, genetikten geldiğine inanıyorum. Ve sevgili Erbil Akın, o ailenin üç çocuğundan biri olarak 1953 yılında İngiltere'ye gitti. Ve fark ettim, babacığını da sever ama sanki de anacığını birazcık daha farklı sever. Ve o hayat yolculuğunun sonunda ciddi bir tecrübeyle geçtiğimiz günlerde Arukat'ın bahçesinde TEDx, çok harika bir konferansı vardı. Erbil Bey'i orada dinledim. Ve sevgili Erbil Akın,
hayatını bence ancak bu kadar güzel özetleyebilirdi. Yaptıkları, yapacakları felsefesi hepsiyle beraber. Ve orada da bir en çarpıcı iki tane fotoğraf vardı. Bir annesi ve üç çocuk. Bir de kendisinin böyle yıllar öncesinin bir fotoğrafı. Zaman tünelinde dedi böyle hızlı bir şekilde gidip geldi ve konuştu. Etkilendim. Dedim Erbil Bey'e bir ara oturalım. Güzel sohbet edelim. Ben Erbil Bey'le geçmişte de sohbetler yaptım. Ve dediğim gibi Erbil Bey'in parası var mı? Saymadım ama var. Para Erbil Bey'i mi idare ediyor? Erbil Bey parasını mı idare ediyor? Vallahi parasıyla çok uğraşmadığı kanaatim vardır. Ve bir bakıyorum o imkanı insanca ve dünyayı keşfederek yaşama bakımından keyifle değerlendiriyor. Ben hiçbir zaman servet düşmanı olmadım. Kıbrıs insanının yarattığı her değere, yaptığı her işe empatiyle paydaş oldum. Keyif aldım. Nereye giderse fotoğraflara baktığımda sanki de ben de oradaymış gibi hissettim. Yalanı yok. Ve dinlemekten, sohbetten keyif aldım. Ve bir özellikle baştan sona gitmeden, bu da sondan başa giderek bir sohbet yapacağız. Burası Girne'de Arukat'ın kampüsü. Huzurlu bir yer. Yani eğer canı sıkılırsa insanlar gelsin bu bahçenin bir kenarına otursun. Hiç konuşmasın, dinlenip gider. Terapi merkezi gibi bir şey. Bu da herhalde buranın bütünlüklü atmosferiyle alakalı. Evet Erbil Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben makaleyi yazdım. Oh, ben oturabilirim artık kenara. Vallahi ben geçen işte cumartesi TEDx'te sizi dinlediğim zaman diğer profesyonel demeyeyim yani TEDx'in konseptine uygun konuşmacılar vardı. O TEDx'in konsepti de oldukça ilginç aslında. Yani çok dünyada insanlara cesaret ve daha sonra da dikkatli okuduğumda fark etmiştim. Bir bayan gelmişti ve yetkili demişti. Ben de çıkmak istiyorum oraya. Yani kendisini o kürsüde bir yer arıyordu. I decided to call my talk Reach for the Stars. But that's really only half of it. The full title of my little talk is Reach for the Stars and Almost Get There. I say that because perhaps we shouldn't set ourselves finite goals. We can always improve. We can always push for a little bit more. Always set yourselves challenges, and when you achieve that target, go on to the next one. If by having my little TEDx talk today, I can inspire one of you or a few of you, it's been worth all of this by inspiring one or two or many of you today. I want to carry on by saying something that I profoundly believe in, that we are all equal. We were born equal, we will die equal, and in between our lives, we are all equal. No one, but no one is better than you, and no one is less than you. Perhaps the best way I can show you how I got my inspiration is to talk about, of all things obviously, my mother. My mother was a Turkish Cypriot peasant. She had no reading or writing. She had lived most of her life in a village. I am the product of an immigrant family to the United Kingdom. My father went off trying to earn us a living. We were not well off, we were quite poor, but eventually he made enough money to send tickets for us. And my mother, in the early 50s, with a two-year-old, myself, my sister 4 years old, my brother 7 years old, that little woman had the courage, and she knew what she wanted, she knew what her star was, she packed us up, got us on a boat, managed to get us to Genoa, and from Genoa, on a train to Calais, and from Calais, on a boat again, then on a train again, and eventually hoping she would see her husband in Victoria Station, which he was there. So our life starts from there.
What an honorable dream. What an honorable way of reaching for the stars. Siz dinlediğimde çok etkileyici buldum. Yani çok teşekkür. Hayatınızdaki o sayfalara baktım ve siz bir gün burada bu değerleri yaratacağınızı düşündünüz müydü? Düşünmedim ama zaten konuşmamın sebebi neydi? Yani yıldızlara ulaşmaya uğraşım. Yıldızlara ulaşamazsanız belli bir yere gelirsiniz veya yıldızınızı bulursunuz, onu bırakın öbür yıldıza geçin. Yani benim konuşmamın sebebi, ki TEDx'te her konuda konuşabilirsiniz. Evet. Farkındaysanız cumartesi çok geniş bir yelpaze ile konuşmalar oldu. Benim konuşmam belki bir veya iki kişiye veya tümüne ilham verebilirsem, benim orada oturmamın ve 15 dakika konuşmamın sebebi neydi? Ulaşabileceğiniz yere kadar ulaşın. Hayatınızı boşa almayın. Düşerseniz kalkın. Bir geriye düşerseniz daha iki ileriye gidin. Ve herkesin imkanı var bunu yapmaya. Herkes istisnasız. Ve belki biraz ilham verdiysem bir iki kişiye, ne mutlu bana. Ve benim konuşmamın sebebi oydu. Tabii konuşmaların içerisinde birisi üniversitede profesör ve 2500 metreye indi. Yani konu istediğiniz konu olabilir TEDx'te. Başkaları şiir üzerinde konuşma yaptı. Bazıları grafiğin üzerinde konuşma yaptı. Geniş geniş yelpazeli bir sosyal medya gibi bir şeydir. TEDx. Güzel de Uğur Böceği sizin olmanız. Kalsın dedim. Ya ne mutlu. Onu değilim. biz gurur diyoruz ki TEDx'i Kıbrıs'a getirebildik, Kuzey'e getirebildik. Ve ilk TEDx konuşmaları Arukad'da yaptık. Benim konuşmam, ben 15 kişinin bir kişisi. Şu var Erbil, ben böyle bir sizin yaşama bakış açınızı sorguluyorum aslında. Ve geçen gün sizi dinlerken birazcık daha yoğun sorguladım. Kaybetmekten hiç korkar mısınız? Hayır, hiç. Çok da kaybettim. Hayat zaten şans. Şans büyük etkinliktir hayatta. Bazen şans sizi düşürür. Ama kalkabilirseniz kalkıp gene yürüyeceksiniz. Hiçbirinin hayatı dümdüz bir yol olmaz ki. Herkes biraz bocalar, biraz taş var önünde, düşer kalkar, gene ilerler. Tabii bende de aynı şey oldu. Ama kalkıp ilerlemeye uğraştım yani. Şimdi bir bütüne sahipsiniz. Bu bütünün ne kadarını risk edersiniz? Hepsini kaybedecek kadar risk alır mısınız yoksa? Yok bir miktar blok tutar mısınız? Öyle. Zaten zekanızı kullanacaksınız. Tedbirlerinizi alacaksınız. Herkes hayatında tedbirlerini, garantilerini alsın. Çok insan aile sahibidir, iş sahibidir. Veya bir yerde çalışıyorlar, onu riske atmazlar. Tabii ki bazı tedbirleri alacaksınız hayatınızda. Ama benim tavsiyem risk almaktan hiç çekinmeyin. Ama tartılı yapın. Yani şeyinizi kullanırız, zekanızı kullanarak tartılı. Ama hayatım hep risklerle dolu. Bilinçli bir şekilde ki ilerlemeye gitmek isterseniz riskli olacak biraz. Sırtınızı dayayacak bir duvar aradınız mı her zaman? Ben sırtımı bir yere dayayım, evet. Ona göre yola çıkayım. Düşünce ben, tarzım değil o. Ben dimdik dururum, ileriye yürürüm. Sırtımı ya bir yere. Biri size dayansa, dayansın mı? Çok insan var bana dayanan. Çok insan var, gururla söylüyorum. 1800 kişiyi çalıştırıyoruz. 1800. Şu anda 1800 ve büyüyoruz. Ve onlar bana dayanıyor. Ben de onlara dayanıyorum. İşbirliğimiz öyledir. 1800 aileye bakıyoruz bir nevi biz. Ve benim için büyük büyük gururdur o. Ve sadece bu ülkede değil. Şimdi 4 Afrika ülkede çalışıyoruz. Kariplerde, İngiltere'de, Türkiye'de, Kıbrıs'ta, Irak'ta, Lübnan'da çalışıyoruz ve hep bunlar gururla söylüyorum. Yine de başladı ama şimdi Türkçe dil bilgisinde sesteş kelimeler diye bir şey var. Hmm. Aynı yazılır ama farklı manaları da vardır. Evet.
Şimdi siz konuşurken birazcık da yüzüme gelen gülümsemenin sebebi oydu. Dayanmak. Şimdi şöyle sırtınızı dayanmak, yaslanmak var. Bir de dayanmak. Katlanmak var. Katlanmak var. Size dayanmak mı kolay? Dayanmak mı? Size dayanmak, katlanmak zor mu? Zor bir insan mısınız? Değilim aslında. Ama dayanıyorum. Dayanıyorum. Ben kolay kolay korkmam. Yani söyledim de konuşmamı. Herkes bu dünyada eşittir. Ne daha aşağıdadır ne daha yukarıdadır. O felsefeyle hayata çıkarsanız hiçbiri sizi yıkamaz. Hiçbiri. Düşersiniz, kalkarsınız, yürürsünüz. Kendinize güven olması gerekir. Tavsiyem herkese. Bir, kendinize güvenin. Kendi hedeflerinize gidin, üstüne gidin. Göreceksiniz ki çok başarılı olacaksınız. Siz insanlara kolay güvenir misiniz? Güveniyorum. Ve güvenmesem bu kadar fazla çalışan olamaz bizim grupta. Elbette güveneceksiniz. Ve arada sırada bir iki çürük çıkarsa istisnaidir onlar. Ben kesinlikle öyle inanıyorum. İnsanlar, onlardan, o çürüklerden yola çıkıp herkeste çürüklük sorgulamasını yemin yapar mısınız? Elbette. Yoksa herkesi ayrı bir değer olarak mı tutarsınız? Herkes ayrı ayrıdır. Herkese ben güveniyorum baştan. O benim hayati felsefemdir. Ha, aradan ihanet görürsem onu kesinlikle felsefemde onları istisnai sayıyorum. Yoluma devam. Ama affedicisiniz gibi geliyor bana. Yani bir defa da çizgiyi çekmiyorsunuz. Çekmem. Çekmem genelde. Herkes insanoğlu. Herkes kusurlu. Mükemmellik Allah'a tabi derler. Ve o öyledir. Herkes kusurlu. Siz, ben, arkadaşlar. Ona da bakma, öyle de bakmak gerekiyor. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bir toparlayayım da. Yalancı, hı-hı, sahtekar, tembel, hı-hı, nankör. Hı-hı. Bu dördünün içerisinde en tehlikeli kim bulursunuz? Hepsini. Hepsini buluyorum ama yalan sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Tamam. Öbürlerini de unuttum ki yalan söyleyince o geldi. Sahte, nankör. Nankörlük. Tembel. Yani tembellik, ben çok sevmiyorum tembelliği. Ama dürüstlük çok önemlidir. Dürüstlükle hayatınız dümdüz gider. Hata yapsanız bile senden çıkmış olmuyor. Anlatabiliyor. Yalancı olduğunuz zaman bir gün yakalanacaksın. Yani her seferinde tedbirli olman gerekir. Mümkün olduğu kadar dürüst hayat yaşın. Kendinize önce dürüst olun. Dürüst hayatla. Yalanın rengi var mı? Derler ki bu beyaz yalandır. O bir şey değil. Var, beyaz yalanlar var ama yani tam manasıyla dürüstlük, yani yalandan fazla dürüstlük. Ve beni üzecek bir şey varsa hayatta, bir gün bana derlerse ki sen dürüst değilsin, o beni yıkar. O beni yıkar. Bravo. Dürüstlük önemli benim. Bence hiç tartışmasız. Evet. Takım. Ne anlarsınız? Takım. Dediğimiz zaman giydiğimiz takım elbise mi? Evet. Galatasaray mı? İş yerindeki çalışma arkadaşlarının takımı mı? Evet. Takım dediğimizde hangisi aklınıza geliyor? Takım. Ama ben sizi hiç takım elbiseli görmedim. Uzun seneler takım elbiseyle gezdim. Aslında bıktım. Öyle, belki benim hayatımın bir başarıya geldiysem, mükafatın bir parçası nedir benim için mükafatım? Takım elbise giymememdir. Yani istediğim gibi giyiniyorum. Harika ama yakışıyor. Öbür takım derse biliyorsunuz ben koyu Galatasaraylıyım. O takımda geliyor. Başka takımdan bahsedersek tabii. Ha işte ona esas oraya geliyoruz. Oraya geliyoruz. Gerçekten de takımız. Grubun içinde takımız. Bu son günlerde bu gencecik üniversitemizde takım olduklarını görüyorum. Güzel tarafı bensiz arıp yürütüyorlar. Ve o bana büyük keyif veriyor. Oğlum da başlarında, Sinan Arkın. Ama kendileri alıp götürüyor. Takım gitti, başladı. Çıkıyorlar ve kendileri yapıyorlar. Ben sadece biraz uzaktan bakıyorum. Yani o bana büyük keyif veriyor. Grup olarak
Elbette takımız. Güvenmemiz gerekir çevremize, insanlarımıza. Dediğim gibi Şürükler istisnaidir. Ve istisnai oldukları için o majority, o iyi insanların şeyidir, göstergesidir. Anlatabildim mi? Tabii ki. Ya. Takım, iyi bir takımın karakteristik özellikleri nelerdir? Birbirlerine yardım. Ego ortada olmasın. Hedefler aynı olsun. Takım öyle olmalı bence. Yani... Tabii herkes kendi hayatını yürütmek istiyor. O, diyelim ki takım bir torba bilye ise, tamam. Tabii sallanacak, bazıları üste çıkacak. Bazıları yerlerinde kalacak. Ama gene o torba birdir. Hepsi birdir. Sevmem ama hepimiz onu anlarız. Liyakat diye bir şey var. Yani hak edenin, hak ettiği yerde olması. Hı. Siz bu hak edişi nasıl belirliyorsunuz? Hak edenler zaten kendilerini gösteriyorlar. Yani gösteriyor. Yani hak eden... Arada da maalesef hak eden de istedikleri pozisyonda bulamamazsak o da bizim hatamız açıkçası. Ama genelde hak edenler de benim grubumun içinde hak edenler yerini bulur. Ben de direktörlerim şirketin, yani kooperatize ettik şirketimizi. Bizim içimizde garsonlukla başlayan çocuklar var. Otel genel müdürü oldular şu anda. Bizde şey müdürleri var, restoran müdürü şu anda şirketimde direktördür. Yani elbette yükselebiliriz, aile içinde yükseltebiliriz veya yükselebilirlerse onu temin etmemiz gerekir zaten. Zaten ben nereden başladım Hasan Beyciğim? Yani, Sokaktan. Veya şeyde, köyde toprakların içinde oynardık. Yani küçük. Toprak içinde. Ama herkes bizim şirketin içinde yola açıktır. Gururla söylüyorum bunu. Biz her sene, bunu geçmeden söylemeden geçemeyeceğim. Her sene biz bir parti yapıyoruz. Ve her sene bir sene ekliyoruz ve sertifike veriyoruz arkadaşlarımıza. Benim şirketimin zannedersem, abartmıyorsam, %15'i 12 senenin üzerinde bizim yanımızda çalışıyor. %12. O gitgide artıyor. Yani biz onlara sadık kalırsak onlar bize. Ama istisnailer var arada. Ama çok küçüktür. Hatta ben görüyorum bazen. Büyük gururla yapıyoruz. Bak, gidenler geri geliyor. Gidenler de geri gelmek istiyor. Şimdi genelde. Turizmde bu tekrar ya da repeat müşteriler var. Hı, hı. Ama ondan daha önemlisi çalışanların uzun süreli varlığıdır, değil mi? Şimdi siz mutfağı hazırlatabilirsiniz ama aşçı girip yemekleri yapacak. Biz de otelleri yani görüyorsunuz, güzel oteller yapıyoruz. Yani benim gururumdur o. Ama içeridekiler, otel aslında onlardır, çalışanlardır. Onlar, o çalışanlardır. O repete olacak müşteriyi, geri gelecek olan müşteriyi temin eden. Şimdi ne yaparsanız yapınız, hiç imzanızı atmayın, fark edilirdir. Yani biri işte palım biçi, bir başkası restore etmezdi bence. Hmm. Boyardı. Boyardı. Hmm. İşte bakardı nerede boya düştü, oraya bir iki fırça da atarlardı. Hatta biraz farkı varsa ama çok da önemli değil zaten. Ben öyle yaşayamam ama. Niye öyle yaşayamam ki? Bir bakıyorum Girne'de koloniye yaptığınız Eklemedeki o iki tavus kuşu 54 bin kusur vitray parçasından oluşuyor. Ne orayı duvar örseydiniz hiçbir şey olmayacaktı. Biri çıkıp da size diyecek miydi? Niye buraya vitray yapmadınız? O... Yani bunu mecburum, her yere niye sanatsal bir dokunuş? Yani bu eksik bırakmıyorsunuz ve bu çok güzel bir şey aslında. Karakterimin bir parçası mükemmelliktir. Yani ben mükemmeli seviyorum veya yapabileceğim veya ulaşabileceğim en iyi yere ulaştırayım ne yaparsam. Belki onu yansıyor dışarıya ve görüyor insanlar. Yani yapabileceğinin en iyisini yapacaksınız. Zaten yaparsanız öyle. Rahat,
hem genelde sükse getirir. Yani onu bakıp gördüğünüz zaman bir keyif alması lazım insanın. Keyif alması, kendiniz keyif almanız gerekir ki doğrusunu yaptım, en iyisini yaptım. Ve hayat felsefemin bir parçasıdır bu. Yani aslında bir insan önce kendisine bir değer verecek. Aynen. Abartılı bir egoizm değil ama biraz kendini beğenecek. Evet. Kendisiyle ilgili sorgulamak. Güvenecek. Güvenecek. Kendisiyle ilgili kendisiyle ilgili sorgulamayı tamamlamayan bir insanın sağlıklı bir toplumsal yaşamın parçası olması ne kadar mümkün? Mümkün. Çok çok önemli. Çok yani siz kendinizi sorguluyorsunuz. Çekin aynanın karşısına. Ben her yaptığım şeyi örneğin siz vitrayı yaptınız Girne'deki otelin vitrayını. Ben onu yaparken sadece güzel iş gelsin diye yapmadım. Kendim için yaptım, kendim için yaptım başta. Ondan sonra otelimiz için yaptım ama aynı zamanda Girne için de yaptım. Yani mümkün olduğu kadar kimi tatmin edebilirim, kim görebilir? Ben gurur diyorum şimdi o vitrayı herkes arabayla geçerken Girne görüyor. O trafik kazasına sebep olacaksın. Aslında Girne'nin malıdır o. Tabii. Sonunda benim. Belediye başkanıyla konuştum. Ve belediye başkanı, meclis üyeleri çok samimiyetle sizlerin varlığının Girne için bir şans olduğunu söylediler. Sağ olsunlar. Yani bunu bir yayında söyledi. Yani benim programıma konuk olmuştu belediye başkan. O söyledi. Yani şu anda bir bakıyorum ben. Girne'de nerede fotoğraf çektirebilirim diye birkaç yer varsa biri de orasıdır. Ve devam edecek bu. Ben durmayacağım. Onun yanında şimdi merkez binamızı yapıyoruz. Göreceksiniz o vitraydan daha fazla yankı yaratacak olan bir bina olacak. Watch this space derler. Watch this space. Görür, bakarsınız. Yarattığınız eserleri kolay terk eder misiniz? Yani şimdi bir bakıyorum yeni merkez ofis binanız için anlatırken yani böyle çok affınıza sığınıyorum üzerine sığınan. Bu yeni yapacağım vitrayı yiyecek, onu yenecek gibi diyorsunuz. Belki yani, o da var içimde. Yani terk ettiniz ve başka bir takıma geçtiniz. Evet, gel karakterim derim. Bunu bitirdiğim zaman öbürüne gir ve daha iyisini yapmak isterim. Gerçekten karakterimin bir parçasıdır. Birileri. Yıldızlar. Tahmin ederim göstereceksin. Yıldızlar. Evet. Çıkın yıldıza. Herkesin kendi gözü, kendisine evet, göre yani yıldızlar. Evet, yani şeydeki konuşmanızda, konuşmanızın bir bölümünü büyük bir ihtimalle program kesitine de yerleştireceğiz. Çok önemliydi. Yani birinin simit satmak için hedefi ise bir simitçi dükkanı, o da onun yıldızı. Onun yıldızı. Herkesin yıldızları ayrı zaten. Ama her gün sabah güne başladığımızda bir yıldızımız yok mu hedeflediğimiz? Günlük her hedefimiz gün, her gün var. Ben herkese söylüyorum. Her gün o kapınızın dışarıya çıktığınız zaman bir küçük maceranın başlangıcı olabilir veya bir büyük macera. Her gününüzü değerlendirin. O kapıdan çıkarken güzel bir gününüz olabilir. Maceralı bir gün olabilir. Küçük veya büyük. Öyle bakın hayata. Yani. Heyecanlı mı verir bir arkadaşım? Ben çok heyecanlıyım. Devamlı. Heyecan yoksa hayatımda yaratırım. Heyecanın kaynağı macera mı? Olabilir. Macera, hayata macera risk, olarak bakar. Her risk bir macera kaynağı mı? Her risk bir ilham kaynağıdır, öyle diyeyim. Hedef koyuyorsunuz, riskler var, ilham kaynağı var. Macera nerede? Macera, bütün hayatımız macera. Tatlı veya acı hayatımızın macera. En büyük macerası. En büyük macerası, biliyorum siz diyeceksiniz ki hadi Erbil bahset, okyanusu geçtin yelkenle. Yok. En büyük Yok, macera. Hayır, çok farklı sorular var ama saklıyorum. Belki... En büyük maceram bu üniversiteydi. Bu üniversite. En büyük macera. Ki hedefim belli ama riskleri de büyük. Yani ama büyük keyifle adım adım ileriye gidiyoruz. Macera dediniz aslında gene yanlış söylüyorum. Macerayı seviyorum. Okyanusu geçmeyi sevdim. Bu üniversiteyi açmak sevdim.
Daha bir konularımız var. Dedim ki Watch This Space yapacağımız merkez ofisimize girme için çok güzel bir şey yapıyoruz. Bir de son maceram o büyük heykel girme için. Büyük heykel isterseniz öncesinde o heykellerle ilgili böyle bir video var. O videoyu bir görelim ve devam edelim. Tamam. Gördüğümüz heykeller içerisinde, gerçi TEDx'te yaptığınız konuşmada işaretiniz... Beğenmediğim bir tane vardı, onu dedim. Ama beğendiğiniz de, yoksa beğenmediğinizi söylediğiniz... Hakaret etmiş olmayayım son kalanlara veya üzülmesinler, açıklamayayım ben. Benim bir iki tane favori heykelim var. Ama sadece bana kalmaz bu iş. Belki biz başlattık bu olayı. 40 metrelik heykel, Kıbrıs'ın simgesi olsun... Asil köylümüz. Ama o kadar büyük bir olay olacak ki çevreye sormamız gerekir. Halkımıza sormamız gerekir. Hükümetimize sormamız gerekir. Orman dairesine sormamız gerekir. Planlamaya sormamız gerekir. Ankara'ya sormamız gerekir. Her şeyi bu böyle bir olayı yaratmak için konsensüs olması gerekir. Sadece genel uzlaşım. Genel. Biz ve çok kulağımız açık buna, herkesten fikir isteriz. Yapın, yapmayın, konunuz yanlıştır, doğrudur, devam edin. Şimdi belirli bir, biz bir yarışma açtık. Zannedersem 60 uluslararası bir yarışma. Uluslararası 60 heykel geldi bize, dijital veya gerçek. 30 ülkeden. Ve bunu biz elimine ederek 6 heykele geldik. Bu 6 heykelle bence halkımıza çıkmamız gerekir. Hükümete gitmemiz gerekir. Değilim ki hiçbirini rencide etmeden yapmak isteriz. Bu bir genel bir şeydir. Bu bütün halkımız için. Güney, kuzey bütün halkımız içindir. Bunu yaparken tabii elbette istisnai olacaklar ki tam karşı çıkanlar. Ama ne din... Ne politikaya hiç dokunmayacağız bu heykelle. Asil köylümüzün simgesini yapacağız Allah isterse. Yani ama tabii 40 metrelik bir heykel yapmak için belki standıyla 45 metre ise dışarıya sormadan, başkalarının fikirlerini almadan yapamazsınız. Yani diktatörlük olarak ben yaptım da oldu bitti olamaz. Tabii siz olayın bir fikir babasısınız. Düşüncenin başlangıç noktasındasınız ve sizi dinlerken interaktif bir şekilde bu sohbeti düşünüyorum da. Bir kere 40 metre boyunda bir heykelin büyüklüğü var, mesajı var. Birileri çıkıp diyebilir ki en büyük heykel filan olmalı. Aslında o çok farklı, bu farklı bir şey. Yani bu uluslararası kabul görüp heyecan yaratacak bir proje. Rum toplumunun böyle bir sınırlı tepkisi olmuştu bir süre önce. Oldu. Oldu önce ama anlamadılar durumumuzu. Tam onu söyleyecektim. Anlamadılar. Anlamadılar.
biz gene söylüyoruz. Beşiktaş taraftarlarına saygısızlık yapmıyorum ama çarşı her şeye karşı derler. Yani bizim komşular da evet. Önce karşı çıkarlar. Önce dinle beyefendi bir öğren de sonra konuşalım. Hatta biz yarışmayı yaparken bizimkiler, bizim arkadaşlar bunu organize eden güneye geçti ve gösterdiler. Yani hiçbir gizli, bak bunu düşünüyoruz yapmaya. Çok sevenler vardı. Hatta zannedersem heykel katan da vardı. Ama tabii otomatik bir şeyi var güneyde. Yani otomatik bir şey oluyorsa kuzeyde bir departman var eminim. Yani buna karşı çıkalım, mektuplarımızı yazalım bilmem ne. Hemen karşı çıktılar. Ondan sonra biz devam ettik. Yani diyoruz ki ya sizin de heykeliniz olacak, bizim de heykelimiz olacak. Bu tüm Kıbrıs için bir şeydi. Ama bunu siz kırılısı, yap bunu Kıbrıs ama kırılısı. Bunu siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla temkinli bakmamız gerekir gibi. Evet. Çok var, sığ var. Bir düşünce var. Ama biz yılmayacağız. Devam edeceğiz. Vallahi isterse. Yani. Güneydeki temasta olduğunuz insanlar var değil mi? Çok, çok ve çok iyi arkadaşlarım. Sizi dinlerken ne derler? Doğrudur belki, Emir Bey. Doğrudur çok söyleyen var. Bir belki bir şey varsa güney ve kuzeyin arasında kuzeydeki halkımız yani Türk halkı hiçbir zaman hayatlarında ilerleyemediler. Yani İngiliz'in tercihi Rumlardı açıkça söyleyelim. Yani Osmanlılar şey aldıktan sonra ve azınlık oldukları için veya genelde fakir bir toplam olduğu için Kıbrıs'ın Rum'da genel ellerinde olmayan bir şeyde Kıbrıs'ı Türk'ü farklı görüyorlardı. Kıbrıs'ı Türk'ü küçük görüyorlardı veya beceriksiz görüyorlardı veya yani pek yapamıyorlar. Analize etseydiler 30 40 50 sene önce göreceklerdi ki bastırılan bir toplum. Onun için ilerlemedi. Ve en fazla büyük fark gördüğüm ben kuzeyle güneyin arasında güneyliler şimdi bilenler görenler şaşkınlıkla bakıyorlar kuzeye. Görüyorlar ki o düşündükleri dobra söyleyeyim ikinci sınıf vatandaşlar şimdi refaha çıkıyorlar. Büyüyorlar. Yani, maddi durumları çok iyi. Planlamaları tamam. Bütün engellemelerine rağmen, engeller verdiği dışarıdan da sadece onlar değil ama yani bütün engellere rağmen bu toplum refaha çıkıyor. Ben bu topluma çok güveniyorum. Zekasına, imkanlarını zorluyorlar. Her şey yani örneğin benim açımdan ben büyük bir projem varsa ben gidemem Uluslararası Bankası'na ve deyim bana ucuz para verin. Ve imkanım yok. O imkan yok bizde. Ama Rum gidebilir. Avrupa'dan alır. Normalde %5'ten alırsa %2'den alır. Ama biz burada ucuz paraya ulaşıyoruz. Kendi yağımızda kendimiz kavruluyoruz ama ve çok başarılı oluyoruz. Ve şimdiden söylüyorum halkıma aferin bize. Beceriyoruz, yapıyoruz. Zaten sizin konuşmanızın bende yarattığı etki eksikliğinden duyduğum azaba derin üzüntüye ilaç gibiydi. Çünkü biz güvenmiyoruz kendimize. Hiç taraf olmayıp taraf olduğumuzu bile kabul etmekle sıkıntı çekiyoruz. Düşünün. Güvenmemiz bir söz var ya zurnanın son deliği. Neredeyse zurnada son deliğin altında bir yere doğru kayıyoruz. Yani uzun yıllar bu toplum bunu aşamadı. Yani siz bunu nasıl aştınız? Yani tamamen kişisel kapasiteniz mi? Ben kendimi biraz yani İngiltere'den geri göç eden bir kişi olarak, biraz dışarıdan bakan bir kişi olarak diyebiliriz. Ben gurur diyorum Kuzey'le. Yapabildiklerini bu bütün zorluklarına rağmen. Kabiliyetlisiniz, varsınız, çok iyisiniz, çok yerlere gidebilirsiniz. Kendilerine inanmaları gerekir ki yapabilirler ve yapacaklar. İnanıyorum ki olacak. Şimdi her bakımdan kültürel refah, paraysa refah yani şey iş yapmakta. Politikada da yolumuz uzun ama
Orta Doğulular çok uzun politikaya alışkın insandırlar. Yani nesiller içerisinde oluyor. Ben kuzeydeki halkıma çok inanıyorum ve eminim adım 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 ulaşacağız istediğimiz yere. Şimdi Erbil, ben Kıbrıslı Türklerin kapasitelerinin yüksek olduğuna inanıyorum. Çok içtenlikle inanıyorum. Fırsat bulduğum zaman da gerek yurt dışı seyahatlerimde ya da yurt dışından gelen insanlara da buluşuyorum. Tıptan tutunuz, finans dünyasına, ekonomi dünyasına, profesyonel, dünya çapında büyük şirketlerin en kritik noktalarında Kıbrıslı Türkleri görüyorsunuz. Vardır. Ama sanki de bizim memlekette bir şey olmaz, boşuna yemeyin canınızı derler. TEDx'in konuşmamda bir örnek verebilir miyim? Tabii ki. TEDx'de ne dedim? Neden burada bir sanat üniversitesi? Ve kendim cevap verdim ama bu kontekste, bu olayın içerisinde bu küçücük toplumun etkisi olur mu, bir şey yapabilir mi? Elbette yapabilirler ve Atina'yı örnek verdim. Ya. 2500 sene önce. Atina'da 2500 sene önce 150 bin nüfus, 140 bin nüfus, 40'ı köle, 100 bin nüfus. O 100 bin nüfus bir iki neslin içerisinde ne yaptılar? Öyle bir kültür yarattılar. Öyle bir felsefe yarattılar. Demokrasi, düşünce, matematik yarattılar ki 2500 sene geçmesine rağmen her gün hayatımızın içinde. Her gün. Demokrasi, sanat, felsefe, matematik. Onlar yapabilirse biz neden yapmayalım? Biz neden yapmayalım? Yapabiliriz. Onların atalarının inanmamız gerek. O derinlikli yıllarda yaptıkları bugünkü Yunanlıların şımarmalarına karşılık dünyanın toleransını yüksek tutuyor. Öyle, daha. Yani öyle. Bırakıyorlar onların yapmalarını. Evet. Ama onlar yapabilirse biz de yapabiliriz. Kendimize inanmamız gerekir. Odur. Şimdi aklımdan geçiyorum. Özgüven. Sizi dinlerken sorumu da şekillendiriyorum. Türkiye'ye yakın olmamız, bizim coğrafi anlamda yakın olmamız, Kıbrıslı Türklerin ayrı, yani Türkiye'den kopma anlamında değil, ayrı kişilikli bir toplumsal kimliğinin gelişmesini geciktirmiş olabilir mi? Türkiye'ye çok yakınız. Yani bir çocuk evlenir, bir evlat anası babasıyla aynı evde yaşarsa gelişemez. Acaba bizim gelişemememizde Türkiye'ye yakınlığın bir baskısı ama, var mı? Ama ne yaparsanız yapın, bu kuzey varsa, kendi idaremizi vurduysa, bu Türkiye'nin müdahalesiyle oldu. Ha gün gelir ve dersiniz ki ayrılalım. Anne baba, anneciğim ben ayrılmak isterim, kendi evimi isterim. O gün gelebilir. Ama o anne, ama o ilişkileri koparmaz ki. O anneyle varlığınız var. Ve ne yaparsak yapalım, ne dersek diyelim, Türkiye'nin vicdani davranışıyla stratejik de olabilirdi. Bu kuzey şu anda buradadır. Ah. Onu inkar edemeyiz. Yani gereği yoktur. Yani, ama böyle bazen hep diyorum ki çok yakın olduğumuz için. Ama hayat, yani avantajı da var, dezavantajı da var. Yani yollar çıkar, şans, her şey olabilir. Konular değişebilir. Sabit kalmayacağız ki. Peki, sabit kalmayacağız dediniz. Yıllar önce geldiniz, şöyle dağdan döndünüz, Girne'yi gördünüz. Ve dediğiniz gibi bu Girne'ye aşık oldum. O aşık olduğunuz Girne'de bu aynı mı? Şimdiki Girne. Değil. Şöyle diyeyim. Ben bir ara sosyal medyada zannedersem sizin programda böyle birisi küfür ettiği zaman böyle bip bir şey yaparsınız. Söyleyeceğim öyleyse. We top Kyrenia. Tamam mı? Biz Girne'yi bozduk. Onu bilmemiz gerekir. Ve geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Bu geri dönüşü yoksa en azından bu yarattığımız Girne'yi en güzelini yapalım. Ne kadar güzel yapabilirsek. Ben de 9 katlı bina yapıyorum Girne'de. Vicdanıma dokunuyor ama yapıyorsam en iyisini yapayım. Yani bir katkısı olsun Girne.
Ama gerçekten Girne'yi... Merkez ofisinizi mi kastediyorsunuz? Merkez ofisini. Üzerinde saat de olacak. Girne'yi bozduk. Arkadaşlarım var şeyde, reklamcı. Reklamlar hat safhasında gene Girne'yi bozuyoruz. Düşünün ki izin veriyoruz. Kendi rantımız için, biz de dahil. İzin veriyoruz 11 katlı binalara, şimdi tabii o 6 kata tıkar. Geçmişte olan izinli binalar yapıyor. Yapı yok, planlama yok. Trafik hat safhasında bozuluyor. Yani düşünsen bu 60 bin nüfus var şimdi. Sanki Beyoğlu'ndasınız yani trafikle burada. O planlama olmadığı içindir. Daha önceden verecekseniz 11 kat izin, biliyorsunuz ki insanlar yaşıyor onunla. İnsanlar ulaşım ister. İnsanlar suyu açıyorlar, tuvaletlerine basıyorlar. Bunu hallettiniz mi ki bu izinleri veresiniz? Biraz ileriye bakarak bunu halletseydik belki çok daha güzel bir Girne olurdu. Ben ikinci bir pist isteyeceğim. İçine Girne'ni. Evet. Tamam. Peki, şimdi baktığınız zaman Arukat, tam da buraya geldik. Arukat'ta bakıyorum. Böyle oturduğumuz yerde çok müsait, güzel şeyler söyleme. Yani eski Girne'nin dokusunun en az bozulduğu açı gözümüzün önünde. Hı. Buradan herhalde ileride daha büyük kampüs projeniz olsa var. Bile hı. Arukat'la ilgili burayı terk etmezsiniz. Hiç olmaz. İmkansız. Zaten dediyseniz ki bozmadık, bilinçli bir şekilde bozmak istemedik. Yani bu şehrin karakterini tutmak istedik. Farkındaysanız da belki kamera dönecek ve gösterecek. Onu yapabildik gibi geliyor. Peki bana. Gelelim birazcık üniversiteyi konuşmak istiyorum sizinle. Büyük bir heyecanla yola çıktınız. Zannettiniz ki sizi böyle omuzlarda gezdirecekler. Sizi anlayıp. Sizin neden zamanında anlamakta zorlanıyor bürokrasi ya da karar vericiler? Şimdi biz bu yola çıkarken yani hiç düşünemedim ki yani bu kadar bürokratik engel çıkar. Özür diliyorum. Son TEDx'i YÖDAK Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Olgun Çiçek de izledi. Ya dedi, buraya geldiğimde dedi bir mahcubiyet hissediyorum hep dedi. Bu insanlar bu kadar kaliteli şeyler yapıyor. Ama arzu ettikleri anlayışı hızlı bir şekilde göremiyorlar, gösteremiyoruz dedi. Kendisini de çok tenzih etmedi. Bakınız. Benim istirhamımdan biz geliyoruz size, kol açıyoruz, bizi kucaklayın diyoruz. Tamam, siz de kolunuzu açın, bizi kucaklayın. Güzel bir şey yapıyoruz. Evet ama görüp de bunu, hayır yok öyle bir şey diyen yok. Evet. Herkesin fikir. Evet. Ne noktada Arukat? YÖDAK aldı. Şimdi YÖK'ün peşinde. YÖK'ü çok istiyoruz ki önemlidir bizim için. Ki Türkiye ve Türkiye'deki sanatsal talebelere ve sanatı seven talebelere de kabul edelim. Şu anda o noktadayız. İnşallah. Ve yani en son sohbetimizden bu yana Arukat'ın gerek burada yarattığı laboratuvarları. Ha sen fiziksel olarak. Fiziksel olarak neler yarattınız? Tabii bir üniversite olarak ve bir sanat üniversitesi, tasarım üniversitesi olarak biz atölye ağırlıklı bir şey yaratmak istedik. Ve bir sebebi var bunun. Biz diploma verirken, talebe gelip bizimle 3-4 sene kalırken kendisi atölyede çalışıp malzemesini, her şeyini bilirse bizden çıkarken kolay iş bulabilsin. Çok önemlidir bizim için. Onun için fiziki altyapıda neler var? Fiziki altyapıda şimdi görüyorum ben Abayas'a giderken o çemberde atölyeler. O çemberde cam var, vitray var, kesme cam ve üfleme de var. Aşağıda seramik var ve halkımıza söyleyeyim herkese açık yani. O var. Magosa'da ahşap atölyelerimiz var. Metal var, boyama var. Şu anda çalışan. Gururla söylüyorum ki şu anda biz halkın içinde olmak istediğimiz için başka bir bölüm yarattık Arukat'ta. Innovation Hub diye. Ki biz
öğretmenler ve talebeler dışarıda da iş yapabilsin diye, yani bir ekonomik hayatla bağlantılı olsun. Onu kurduk ve başarılı olmaya başladık. Ben biraz ittim bunu. Herkesi davet edeyim gitsinler koloniye. Kolonin bütün doğraması bu kolej yaptı. Onu yakalayarak şimdi bir otel Karpaz'da yapıyoruz. Ama bu kolej yapıyor. Arukad yapıyor. Döner sermayesi. Döner sermayesiyle bunu yapıyor. Ve bizden çıkan çocuklar emin ol zaman içerisinde mezun olmadan şirketler gelecek ve diyecektir bana çalışın. Ki biliyorlar. Hem yaratıcı çocuklar yaratacağız inşallah. Ama aynı zamanda da iş tecrübesi olacak. Aynı şeyi camda, aynı şeyi seramikte. Diyoruz ki bizim çocuklarımıza, hep dijital değil. Ellerinizi kirletin biraz. Ha, seramik yapacaksanız seramiği bilin, çıkın. Belki ekmek paranızı kendiniz seramik yaparak yaparsa, öğretmen olarak değil. Heykelde durum neydi? Heykelde durumu şu anda tabii pis bir iş olduğu için mutlaka dökümhane kuruyoruz burada. Ve bu tip bronzları dökebiliriz. Brodendir. Yani bunu biz dökebileceğiz. Tahmin edelim 6 ayın içerisinde öyle bir şey kuruyoruz dökümhanemizi. Ve bahçemizde heykelleri görüyorsunuz. Onlara kadar yapabilecek bir duruma getireceğiz kendimizi. Kısa bir sürede. Buralara geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Huzur. Buraya geldiğiniz zaman. Huzur. Sizin gibi huzur. Müthiş bir şey. Sizin söylediğiniz gibi huzur. Farklı bir şey var burada. Ne? Huzur. Yani burada keşke şu da olsun, şu da olsun. Yok. Böyle burada otur. Evet. Şu oturduğum kanepenin akşam konforu hiç önemli değil. Hı. Burada dünyanın böyle ergonomi derler. O vücudumuza uyumlu. Yastıkları koysanız asla rahat etmez ama şuna da inanıyor benim de ilginçtir. Alalım bütün bunları bir başka yere götürelim. Aynı huzur yok. Belki geneldir. Zaten her şey bir toplum olarak bakıyoruz. Genel olarak bakıyorsunuz. Ve sizle ben oturuyoruz burada. Huzur içindeyiz değil mi? Evet. Halkımızı da davet ediyoruz. Gelsinler onlar da huzur içinde otursunlar, görsünler, baksınlar, katılsınlar. Acele etmiyorsunuz ama Erbil Bey. Yani böyle biraz çabuk hareket, çabuk ediyorsunuz. Evet. Hızlı hareket etmeye çalışıyorsunuz ama aceleci değilsiniz. Kalite... Hızlı olun, aceleci olmayın. Bir İngiliz atasözü vardır. Yani o kadar acele yaparsınız ki düşersiniz. Biz acele ediyoruz ama adım adım. Arukat'ta hiç düşmediniz ama daha. Efendim? Arukat'ta düşmediniz. Arukat'ta düşmediniz hiç. Daha önce bir yolculukta. Düşmedik. Belki şu anda böyle düşseydiniz, ama göreceğiz. Düşseydiniz görürdük. Yoksa dizlerinizde bizde. Kalkıp gene yürüyeceğiz zaten. Yarın düşersek gene yürüyeceğiz. Kalkıp silkelenip ben unuttum yürüyeceğiz. Çok geridendir ama böyle iskelet yapsak sizi. Evet. Başınızda çocukluktan kalma iz var mı? Yara o şu çocuklara taş atar filan. Bende var birkaç tane. Sizde var mıydı? Yaramaz mıydınız? Öyleydim galiba. Ben yaramazdım ama başka ya. Fakat tekrar buraya geliyorum. Ekip büyük ölçüde kuruldu değil mi? Yani eğer YÖK'ten de onay gelir... Çok güzel şeyler yapıyoruz. Şimdi biz durmuyoruz sadece Türkiye ile bu bölgeyle durmuyoruz. Şu anda benim mezun olduğum üniversiteyle işbirliği yapıyoruz. Ha. Manchester'la işbirliği yapıyoruz. Glasgow'la işbirliği yapıyoruz. Amerika'ya bakıyoruz ve sebebini de söyleyeyim. Ben de hep bursla okuduğum için ve ailenin çocuklarını okula gönderdikleri zaman zorlukları bildiği için biz dedik ki benim eski üniversitemle gittik, ilk onlarla yaptık. Bir anlaşma yaptık ki gerek bu bölgeden herkes, İranlı olabilir, Türkiye'li olabilir, Kıbrıslı olabilir, gelip bizde 3 sene okusunlar. 3 sene bizde, 1 sene Leicester'de, de Montfort'ta. Ama aynı şeyi Manchester ve Glasgow'da yapıyoruz. Ki herkesin imkanı yok. Alsın çocuklarını, kazansalar bile bu kadar 1000 sterlin her sene İngiltere'ye götürüp bakımı şeyini. Biz ne dedik? Daha imkanları daha kısırlı olan kişiler çocuklarınızı bize göndersinler. Tabii denetleme de onlardan da olacak. 3 sene bizde yapsınlar. 1 sene o yurt dışındaki benim eski üniversitem Manchester, Glasgow
Bir sene de orada çift diploma. Win 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 4 defa. Biz Avrupa'yla çalışmaya başlıyoruz. Onlar win'dir ki bu bölgede talebesler. Anne baba kazanabilir ki belki eldeki paralarıyla oğullarına, kızlarına uluslararası bir eğitim verebilir. Elbette dördüncü de talebe, çift diploma hayatına güzel çıkıyor. Bir kere Avrupa'da aslında birileriyle yarışmıyor. Hiç. Yarışmıyor çünkü yarışacak rakip yok. Yani bu özellikte, bu iddiada bir üniversite yok. Gerçekten hiçbiriyle rakip değiliz. Başka üniversiteyle rakip değiliz. Zaten bizim felsefemiz başka. Yapmak istediğimiz başka. Ben bunu hiç saymıyorum ki. Benim toplumuma, kendim için kültürü farklı görmek isterim. Sanat içindir bu. İnanın bana öyledir. Daha önce de konuşmuştuk galiba. Kaç yıl sonrasını hayal edersiniz diye. Ya söyle, hatırlarım. Ben de size ne demiştim? Siz bana 10-15 sene sonra dediniz bana. Ben de dedim ki Hasan Beyciğim, zannedersem siz yanlış söylediniz. 100-150 sene sonra nasıl görüyorsunuz? Ben bu koleji 100-150-200 sene sonra. Biz gideceğiz. Çocuklarımız, bildiğimiz çocuklar, gideceğiz. 100-150-200 sene sonra bu koleji inşallah bir yerden seyrederim. Yani öyle görüyorum. Ve ölümsüzlük nedir? Yani pratik olarak insanlar seni hatırladığı müddetçe ölümsüz. Şöyle bir cümle var. İnsanlar izleri kadar ömürlüdür. Aynen. Eğer silinmeyecek iziniz varsa, aynen. Şimdi burada biz Rodin'e dokunuyoruz. Düşünün, o burayı hayal etti. Şu kolu hayal etti. Bunu bütünlükle hayal etti. Ve bilir miydi bir gün, halen yaşıyor değil mi? Onun içinde. %100 yaşıyor. Onun ruhun bir parçası onun içinde. Düşünebiliyor musunuz? Yani buraya bir gün Girne'de heykeli burada olacak. Erbil Arkın, Hasan Astor'a program yapacak. Ve dokunacak. Ve dokunacak. Ve güzel tarafı Rodin'in ruhunun bir parçasını taşıdı Kıbrıs'a. Şimdi sanatı konuşup da Notre Dame'ı size sormazsam olmaz. Ay. Ne hissettiniz? Kahroldum. Yani bu kadar tarih, 800 sene. Hangi din olursa olsun, düşünebilir misin İstanbul'da olsa bu ne kadar yani. Dünyanın neresinde olursa ve olsun büyük ama. Geçmiş olsun. Yani Paris'in sembolü. Fransız halkı değil, dünya. Ki belli yerlerde böyle varlıklar var. Yani ve maalesef bir tanesi dün, evvelki gün... Seyrettiniz mi o kulenin çöküşünü? Gittim. Hayır, kulenin 93 metre galiba. Kulenin evet, devrilişini... Evet. Olamaz der gibi baktım yani. Ama inşallah, tabii hiçbir zaman aynısı olmaz ama onu kurallı. Macron dedi ki 5 yılda biz bunu tekrar yapacağız dedi. 5 yıl teknoloji, değilmiş, 10 yılda. Teknoloji... Bir benzer, bir de eskitme mi yapacaklar? Yani onun yerini alacak mı sizce? Hiçbir zaman alamayacak. Tarihe geçecek yangın. Ama aynısını yapacaklar. Tam net olamayacak ya maalesef. Nasıl böyle teknoloji bu kadar yüksek olan bir ülkede böyle bir yangın nasıl çıkar? İnsanoğlu. İnsanoğlu. İşittiğimize göre restore yapıyorlardı. Evet. Bir şeyler kaplıdan o, bir şeyler. O risk varmış idi zaten. Var, her yerde var. İnsanoğlunun olduğu yerde. Ne diyeceksin ki, ister miydi o arkadaş yapan onu, istemezdi. Mükemmellik Allah'a tabi, bize değil. İnsanoğlu olduğu yer kusurlar olur. Gezdiğiniz yerlerde sizi en çok etkileyen eski eserler nelerdir? Gezdiğiniz yerlerde öyle binalara baktığınız zaman şu bina benim için farklıdır, şu eser farklıdır dediğiniz. Tek eser olarak değil, beni gene Kıbrıs'a çevireceğimiş. Kıbrıs beni çok etkiliyor. Tarihi o kadar derin ki. Kendisi eski eserdir. Nereye gitseniz, nereye baksanız, varsa eski eser beni etkileyen benim anam. Fella Faiz farklı bir... Çok farklıdır. Benim evim ona bakıyor zaten. Zaman zaman paylaştığınız görüntüleri fark ediyor. Evet ama ben genel Balabaş'a bayılıyorum tabii, elbette. Şeye de bayılıyorum.
öyle ona kalayım. Ben genel bakıyorum. Belki eski eser varsa o da Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ın tümü eski eserdir. 5-6 bin seneye dayanıklı bir tarihi. Nereye bir şey kazarsan eski bir şeyler buluyorsun. Mezar buluyorsunuz, eski taşlar buluyorsunuz. Ama onları eski eser ama onları günlük hayatla buluşturmada, yani bir İtalya'daki beceri, İtalya'da eski eserle insanlar beraber iç içe yaşayabiliyor. İç içe yaşıyorlar, evet. Biz de ama öyle. Ama biz de öyle yaşıyoruz. Ama tabii Kıbrıs'ın o zenginliği olmadığı için, siz Roma'dan bahsediyorsunuz belki veya Floransa. Ama Roma'nın olağanüstü zenginliği zamanında yarattı onu. Bizimki de daha mütevazi. Veya Floransa'nın zenginliği, Venedik'in zenginliği. Venedik'te bizi etkilediler, bizi Venedikler geldiler, bizi yönettiler kaç yüz sene. Anlatabiliyor muyum? O zenginlikle yaratabildiler. O ama şu anda hayran kaldırmış. İtalya'daki kadar derin zenginlikli eser bize bırakmadılar. Yani Venedik döneminden baktığım zaman evet. İşte Ayasofya var, Mausa'daki evet. Lala Mustafa Paşa Camisi ki evet, katedralli. Evet, evet. Biz mi bunların o sanatsal taraflarını ortadan kaldırdık mı acaba? Zannedersem bizim elimizde değil. Bu Kıbrıs'ın kaderi. Kıbrıs küçük bir ada, şöyle diyeyim. O kadar küçük ada ki kendi gücünü yaratamadı zamanında. Ama o kadar büyük ada ki hiç herkes dedi yok burasını isteriz ve gelip aldılar burasını. Yani Kıbrıs'ın kaderi budur. Yeteri kadar büyüktür kendi gücü olmasın ama yeteri küçük de değil ki herkes desin bırakın ya unutun orasını. Dini gelip inanç, dini inanç kültürde sanatta üretime etkili oldu mu? Dini inanç. Yani Müslümanlık örneğin heykeli ve resimleri, sanatın gelişimini ciddi anlamda engelledi. Din elbette. Din elbette büyük etkisi oldu bütün kültürlere. İslam'da da şey oldu. Yani İslam'da başka bir sanat. Belirli sanatlar başta, gelişti ama. Budistlerde başka. Tabii ilham kaynağı tahmin ederim. Yani ilham, din ilham kaynağıdır. İlham kaynağıdır. Evet, ilham kaynağı. Yani biz böyle envanterini çıkarsak eski eserlerimizin daha güzel, daha farkında olacağız. Yani bana deseniz yine de eski eser söyler. Evet. Galeyi söylerim, limanı söylerim. Belabayas Manastırı'nı söylerim. Santillerim var. Ufabento var. Bitti. Yok, inanmıyorum. Evinizdeki bahçeyi kazın. Eski eser bu. Kazanım çıkaralım. Ama öyle inanıyorum. Yani bana çok işte, oldu bak söyleyeyim size. Çok evet. Oldu. Çok oldu. Yani 2-3 defa oldu. Kuyu kazıyorsunuz mezar çıkıyor. Hemen kapatıyoruz ki devlet bilmesin. Devamlar problem çıkmasın. Öyle şeyler bana çok çıktı. Ekonomik. Biz eski eseriz burada. Biz eski eseriz. Tabiriz. Halkı da eski eserdir. Ben DNA testi yaptırdım. %30 İtalyan çıktım. Venedik çıktım. Yani ben de yaptırayım. Siz ne kadar... Yani anlatabiliriz. İçeceğiz. Eski eseriz. Biz sadece yüzeysel... Biz Kıbrıs Türk toplumuyuz. Onlar Rum'dur. Böyle bir şey yok. Bizim köklerimiz, onların da herkesin kökü çok... Altta buluştular. Çok derindedir ve birleşiyor. Yani. Peki. Ekonomi, kültür, sanat... Demokrasi. Ekonominiz gelişmiş değilse kültüre ve sanata yeterince değer verebilir misiniz? Yes, evet verebilirsin. Her zaman verebilirsiniz. Her zaman. Her zaman. Yani aborijinlerle bakın Avustralya'da. Onların sanatı o kadar kuvvetli ki ve neleri var. Doğru. Sanat ruh meselesidir. Ruhumuz tamamsa ne zenginliğe ihtiyacımız var, ne refaha ihtiyacımız var. Sanat ruhumuzun içindedir. Ruhumuzun bir parçasıdır. Yani, zenginliğe tabii, hiç gerek yok o kez. İdeolojik bir tartışma açmam elbette ama baktığınız zaman Sovyet döneminde Sovyetlerin egemen olduğu ülkelerde, işte Azerbaycan'a falan baktın, farklı bir kültür sanat altyapısı vardı. Yani ekonomi, komünist bir rejim var ama
iyi balerinler, jimnastikçiler, piyano sanatçıları, resim sanatçıları, heykel sanatçıları. Bence o yüzeysel bir şey. Dediğim gibi Avustralya'ya gidin, aborijinlerin. Her yerde var. Aborijinlerin çok güçlü bir kültür ve sanatları var. Rusların zamanında, Sovyet zamanlarında kendi tarzlarına ve çok güçlü. Eskiden biz hor görüyorduk. Ya ne de o heykeller yani yani kahramanlık heykeller. Ama şimdi zaman geçti. O da bir tarz, sanattır görüyoruz. Bilmem Hintlilere gidiyorsun. Çok fark ediyorsun. Onların sanatı başka. Yani sanat hiç zenginlik ve refahle şeyle insanoğlu kendisinin ruhunun içinde var bu. Peki ruhun içinde dediğin için tam da burada sorayım. Sanatta akademik formasyonla genetik yeteneğin dengesi nedir? Yani yeteneği olmayan biri okuyarak heykeltıraş olur mu? İyi yeteneği olan, fark edilmemiş bir yeteneği olan akademik bir süreçte onu daha da öne çıkarır mı? Şimdi herkes çizimi öğrenebilir. İnanıyorum ona. Gördüm de. Çizimin bazı formatlarla çizebilirsiniz. Herkes bir taşı kırabilir veya kili oynayabilir. Bir şeyler çıkartır. Ama aramızda herkes eşit olmadığı için kabiliyetlerde bazen bir kıvılcım çıkıyor. Bir kabiliyet çıkıyor ki Rodin olur. Veya ha, bu sıra dışı bir şey. Van Gogh olur. Veya şey olur. O farkımız olur. Ama hepimizin içinde o çizim öğrenebiliriz. Kendimize göre. O seramiği yapabiliriz. Yani var. Herkesin içinde olduğunu inanıyorum. Dediğim gibi ruhumuzun bir parçası. Önemli parçası. Ruhumuzu mutluluk yönünde böyle bir şekillendirecek olsak neyle daha çok mutlu olmalı insanlar? Çok parası mı olsun, çok başarılı mı olsun, mutlu mu olsun, sevgilisi mi olsun? Harmanın içinde mutlu olun derim. Ki zaten harman. Hayatımız bir harman. Harmanın içinde mutlu olalım. Şimdi parayla saadet olmaz, parasız hiç olmaz derler. Siz yok, ne dersiniz? Parasız hiç olmaz. Ekmek parası, bir şeyler kazanmanız gerekiyor. Çok para gerekiyor. Parasız olmaz ama paranın kölesi olmayın diyorum. Para sizin köleniz olsun. Doğru yaparsanız zaten para gelir. Kıbrıs Türk toplumu zengin bir toplum mu, fakir mi toplum mu? Olanaklarına göre daha da zengin olabilir mi? Hangi açıdan bakıyorsanız, bir fakir Afrikalı'ya bakarsanız inanılmaz zenginiz. Gidin İsviçre'ye, İsviçre'den bize bakıyor, fakir ülkedirler. Bakış açı. Nedir fakirlik? Fakirlik fiziksel fakirlik olabilir elbette. Fakirlik belki benim açımdan veya bugünün konusu. Size göre fakirlik. Kültür fakirlik olabilir. Belki benim uğraşmalarımın sebeplerin bir tanesi kültürümüzü unutmayalım. İşte. O ruhsal tarafımızı unutmayalım. Elbette havuzlarımız isteriz, arabalarımız isteriz. Ben de dahil. Anlatabiliyor. Ama o tarafımızı unutmayalım. Toplum olarak birliğimizi, geçmişimizi ki hiçbir şey yüzeysel yani biz varız da dün yoktu yok. Biz derin bir kültüre sahibiz. O kültüre sahip çıkalım. Yani eminim şu anda siz Londra'ya ilk gittiğiniz zaman o kaldığınız evdeki altyapıyı şimdi gözünüzün önünden geçirebilirsiniz. Çok güzel. Çok iyi. Ya, dünkü gibi. 3-4 çok yaşında. Lüks bir banyonuz var mıydı? Banyonuz nasıldı? Banyomuz mutfaktaydı. Ve banyonun üzerinde kapak vardı. O da masamızdı. Yemek yerdik üzerinde. Herkesin sandalyesi yani, var mıydı? Bir bodrum zaten. Dediğim gibi banyomuz üstünde kapak, o masamızdı. Yemek yerdik üzerinde. Banyo yapacağımız zaman o çıkıyordu. Küçük bir teneke vardı, hiç unutmam. Böyle bir şeker tenekesi. Annem onun üzerine otururdu ki ben çok küçüktüm ve masanın üzerinde otururdum kahvaltı yemek için. Hiç unutmam. Tuvaletimiz dışarıda.
Dışarıda. Londra'da dışarıda. Londra'da dışarıda. Köy buradaki köy burada da orada da dışarıdaydı tuvalet. Annem babam gene fakirlikten gelen. O zaman bile İngilizlerin pazarı vardı. Savaştan yeni çıkmışlar. Babam giderdi. Bir bulli alıyordu. Tavuk alırdı. Her hafta. Onun annem bütün hafta şişirirdi, yedirirdi ki gelecek hafta onu kesip yerdik. Her hafta. Girerdik o canlı şeyi alırdı. Canlı alırdı. Canlı, canlıyla gelirdi. İngilizler de yapıyordu onu. Ve bir hafta besle. İngilizlerin şu anda gördüğün Londra. Yani Londra'ların da çok böyle şeyli yaşayan insanları var. Öyle geriye böyle biraz gidip geldiğimizde öyle hayatınızda farklı bir lezzet olan durak neresi? Anlamadım yani. Böyle gittiğiniz zaman tünelinde çocukluğunuz var, köy var, Londra'ya gittiğiniz yıllar var. Kıbrıs'a geldiğiniz var, okyanusu geçtiniz böyle. Seminal momentler yani, dakikalar, anlar olabilir ama genelde diyemeyeceğim bir şey, hepsinden keyif aldım. İnan bana, küçüklüğümü Londra'da keyif aldım, o sokaklarda oynamakla. Girne'den inanılmaz keyif alıyorum. Okyanusu geçiyor ki keyif, her günün keyfini aldım. Söyledim ya daha önce, kapıdan çıkarken. Her gün bir küçük macera, her gün bir maceranın başlangıcı, ben de öyle diyorum. Çok basit gibi bir sağlık sorununda yola çıktınız ve bir süre böyle sağlık sorunu yaşadınız. Evet. O hayatınızı etkiledi mi? Hayata bakış açınızı etkiledi mi? Az kaldı ölüyordum, onun için etkileyeceksiniz yani. Yani ama kötü bir hatıra çağrıştırması yapmak istemedim. Şöyle ama belki. Çünkü bazen insanlar beni perçinleşti benim bugün. Her gününüzü yaşayın. Mümkün olduğu kadar yaşayın. Her gününüzü. Kıbrıs'ın geleceğini nasıl görüyor? Her bir arkadaş. Kıbrıs'ın geleceğini, kuzey güney, bütün toplum, zeki milletiz. Ben iyi görüyorum. Güzel görüyorum. Şimdi millet dediğiniz bizim mahalleye geldik. Türk milleti mi, Kıbrıslılar mı? Evet. Rumları nereye koyuyoruz? Hiç kötü görmüyorum. İlerleyeceğiz. Zeki milletiz. İlişkilerimiz daha iyi olacak mı? Nesiller içinde. Beraber hareket etmeyen nesiller, beraber gelir. Kıbrıs'ın politikası, bilhassa Orta Doğu'nun politikası nesillerle çözülür. Yani asırların içinde çözülür, ona inanıyorum. Bugün çözülmezse 30 sene sonra çözülecek. Bakın Girit'e, şeye bakın, İzmir'e bakın. Hatta Orta Doğu'ya bakın. Orta Doğu'daki şey. Biz böyle Amerikanlar gibi değiliz. Oturalım masada bir anlaşma yapalım da çözmüş olsun. 10 senenin, 5 senenin içinde veya Alman'ın çöküşü gibi. Öyle bir şey olmayacak. Bizde uzun sürecek ama çözülecek. Ne güzel. Çözülecek. Vallahi zannettiydim ki Erbil Arkın'ın bugün böyle yorgunluktan etkilenmiş bir sohbet yapacağım. Evet. Hiç alakası yok. Felsefi derinliği gayet güzel bir sohbet yaptık. İsteyen istediği kadar ders çıkarabilir. Dilinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu imkanı verdiğiniz için. Yani biz dost. Sağ olun. Evet, sevgili Erbil Arkın'la konuştuk. Ne diyeyim yani, hayat bu aslında. Ve ne kazanırken sonuna kadar sizin olacağını istedin, ne de kaybetmekten korkun. Aslında bir söz var. Allah fakiri sevindireceğinde eşeğini kaybettirip sonra buldururmuş. Yeter ki bulalım. Bulmasak da başka eşek bulalım. Bay bay.